Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Nisa suresindeyiz. Surenin Estaizu billah 155. ayetindeyiz. Nisa suresi 155. ayet. Nakd kelimesine bakıyorduk. Maide 13'te görmüştük. Misakların naksetmeleri dolayısıyla onları lanetledik. Ve kalplerini katılaştırdık. O kadar ki kelimeleri yerlerinden tahrif edip ediyorlardı. Devamına bakın. وَنَسُوا حَضَّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Önceden hatırladıkları çoğu şeyi unuttular. نَسُوا حَضَّا. Öyle bir hisseleri vardı, kendilerine hatırlatılan şeylerden, yani şuurlarında olan pek çok şey vardı, hissedar oldukları, unuttular. Şimdi artık akıllarına gelmiyor. İnsanın eskiden uzak durmaya çalıştığı, imtina etmeye çalıştığı, kimi haramları bugün artık hiç umursamıyor olması, dün onlara dair söz verirken Cenab-ı Hakk'a, bugün bırak söz verip uzak durmaya çalışması, hiç ondan ötürü rahatsızlık bile duymamaya başlaması, makasın iyice açılması, kalbin katılaştığı evre, söz verip verip Cenab-ı Hakk'ı umursamamak, kulun tükendiği bir süreç. Başka nerede var? Enfal suresinde var. اَلَّذ۪ينَ عَهَدْتَ مِنْهُمْ Sen ki onlarla anlaştın, antlaşma yaptın. ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ Sonra her defasında ahitlerini nakz ediyorlar. Yani kaldırıp atıyorlar veya ahitlerine aykırı davranıyorlar. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ Sakınmıyorlar. Verdikleri sözlerde durmuyorlar. Türkçe'de kaza kelimesi değil değil mi? Yok, bu ne kada. Tenakuz var ya, o. Ehval kaç hocam? Enfal suresi 56. ayet. Ra'd suresinde de var. 20. ayet. Allah bu kez müminleri tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar ki Allah'ın ahdine vefa gösterir. Yani gereklerini yerine getirir. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْفَاقِ Ve misakı naksetmezler. Misaka aykırı davranmazlar. Bunlar müminler. Ra'd suresinin 20. ayeti. Ardı sıra pek çok ayette Allah müminlerin kim olduklarını anlatıyordu buralarda. Bunlardan birisi de ahitlerine vefa gösterip misaklarını bozmayan kimseler. Yine Ra'd suresinde وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِثَاقِهِ Allah'ın ahdini, verdikleri ahdi misakından sonra sağlamlaştırıp Allah'a sunduktan, akt ettikten sonra nakz edenler وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ Allah'ın ulaştırılmasını, vasledilmesini, kavuşturulmasını, buluşturulmasını emrettiğini ayrıştıran, uzak tutan, kesenler وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Ve yeryüzünde fesat çıkaranlar yok mu? اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْلَعْنَةُ İşte lanet onların üzerine. Demek ki bu misakı nakz etmek, verdiğin sözde durmamak adeta lanete davetiye çıkarmak gibi bir şey. Kişinin kendi sonunu hazırladığı bir süreç. Demek bunu da Cenab-ı Hak bize öğrettiğine göre artık verdiğimiz sözlere, Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözleri dönüp naksetmememiz gerekiyor. Artık naksede durursak Cenab-ı Hakk'a misak verecek bir kalp bile bulamayabiliriz oracıkta, içimizde. Lanete uğrayabiliriz. Onlar için lanet vardır. اُولَٰئِكَ لَهُمُ اللّٰنَةُ وَلَهُمْ سُعُ الدَّارِ وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَهَدْتُمْ Allah'la ahitleştiğinizde ahdinize vefa gösterin. وَلَا تَنْقُدُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا Yeminlerinizi tekitledikten, tamam ben böyle yapacağım ya Rabbi diye
bunu yeminle bağladıktan sonra nakz etmeyin, boşa çıkarmayın. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Allah'ı aleyhinize kefil tayin ediyorsunuz. Allah'ın adıyla girişiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a söz vererek yapıyorsunuz. İster insanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın adını kullanarak, ister doğrudan Cenab-ı Hakk'a karşı yine onun adına yemin ederek. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَوْ مَا تَفَعَلُونَ Allah ne yaptığınızı biliyor. Yani onu kandırdığınızı sanmayın. Nakada kelimesi şu ana kadarki örneklerinde hep misakı bozma, ahdi bozma olarak geçti. Gördük, en baştaydı. Nahl suresi 92. ayet. وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَافَ Böyle şey yaptığı kadın, yani eğirdiği o ipini kuvvet, bir süre kuvvet harcamış veya ördüğü, her neyse, onu birdenbire sonra dağıtıp söküp atan da kadın gibi olmayın. تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ Bunu Cenab-ı Hak ve verilen yeminlerin bozulmasına, menfaat aracı edilmesine, ağır ağır konuşup yemin ederken sonra birdenbire hiç umursamamaya örnek olarak benzeştiriyor, benzerlik olarak koyuyor müminlerin önüne. Ve enkada kelimesi de aynı köktenmiş. Çıtırdattı, kırdı. Ellezî enkada zahraka, sırtını nakz eden, yani o sırtını büken, kıran. Demek ki yeminlerini, misaklarını nakz edenler de misakın belini kırıyor. Misaktaki o verdiği düzgün yargıların, ifadelerin anlamlarını bozuyor ya hükümsüz hale getiriyor. Peki. Dönüyorum şimdi tekrar ayete. Müfessire geçecektik. Bu ayette bir de tabaa var. Daha önce geçtim bilmiyorum. Bu da biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde çoğunlukla hateme gibi kullanıyoruz. Ama farklılığı olsa gerek ki Cenab-ı Hak bazen bunu tabaa olarak söylüyor. Mesela hatemallahu ala kulubihim ayeti var. Ama burada tabaallahu ala kulubihim gibi aleyha hazamiri kalplere döndüğüne göre tabaa, tab etmesi, adeta böyle stampa basarcasına vurması tabaallahu aleyha bi kufrihim. Çok var mı bu bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Daha önce baktıysak, hatırlıyorsanız. Ne? Evet, tab etme aynı bundan. 11 yerde varmış. Çok değilmiş bu da. Nisa suresi ilk geçtiği yerde burasıymış. 155'te geçmiş burada. Başka nerede var? A'raf suresi 100. ayette. أَوَلَمْ يَهْدِرِ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنَّوْ نَشَاءُ وَاَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Biz onların kalplerine tab ediyoruz. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Böylelikle onlar artık işitmiyorlar. Çünkü önlerinde duran ayetleri onlar umursamayınca, kendilerinden önce helak ettiklerimiz, onların bıraktıkları yerler, yurtlar, kendilerinden önce ölenler ve yaşamın içerisindeki yığın ayet, bunları umursamayıp geçince onlar, biz de kalplerini tab ediyoruz. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Artık işitmiyorlar. Kalpleri tab ediyoruz, işitmiyorlar. İlginç. A'raf suresinde yine 101. ayet. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Böylelikle, işte böylece Allah, işte böyle Allah kafirlerin kalplerini tab ediyor. Tilkel kura ayetin girişinde ne var? Tilkel kura nekussu aleyke min enbaiha. İşte o yerleşkeler ki sana onların hakkında haberler kıssa ediyoruz. Ve lekad ca'athum rusuluhum bil beyinati. Onlara da elçileri apaçık beyinat ile, apaçık kanıtlar ile gelmişti.
bir haber değillerdi gerçekten. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ Öncesinde yalanladıklarını sonrasında iman etmediler, edecek de değillerdi. Elçi öncesinde yalanladıkları Allah'ın ayetlerini, elçi sonrasında da yalanladılar. Kureyş'in yaptığı gibi. Elçi öncesinde Yaradan'ı, yegane yaratıcıyı akrederek bulmak yerine yok sayıyorlardı. Elçi sonrasında da aynı davranışlarını sergilemeye devam ettiler. Bu inattır ki onların kalplerinin mühürlenmesine yol açtı. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ İşte Allah kafirlerin kalplerini böyle tabi ediyor. Uyarıyor, ikaz ediyor, ikaz ediyor. En sonunda elçi gönderiyor. Artık bunların hepsine kişi inatla kör ve sağır davranmaya devam edince Cenab-ı Hak diyor ki madem kullanmıyorsun bu kalbi, bu gözü, bu kulağı tutup onları tabi ediyor. Yine hatemeden farklı değil bizdeki şeyi. Şu an itibariyle tabanın radu bi en yekunu ma'al havalifi onlar geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular yani savaşa çıkmayarak ve tubiya ala kulubihim böylelikle kalplerine kalpleri tab olundu. Fehum la yefkahun artık fıkh etmezler. Artık kavramaları, anlamaları yoktur. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَا Zengin oldukları halde senden izin isteyip savaştan geri kalanlar üzerine yol vardır. Kınanırlar yani. رَضُوا بِاَنْ يَكُونُ مَا الْخَوَالِفِ Geride kalanlarla kalmaya razı oldular. وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Böylelikle Allah onların kalplerini tab etti. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Artık ilm edemezler. Demin لَا يَفْقَهُونَ dedi. Bu savaştan geri kalmada kalbin mühürlenmesine demek ki yol açan işitmezler, fıkh etmezler, anlamazlar. Kalp tab olduğu zaman işitme de demek işiten kulak değil. Kulak sadece duyarga gibi içerideki dışarıdaki ses toplayıp içeri gönderiyor. Onu işiten bir kalp var geri planda. Kalp de beyni yani şey mi yani beyin olarak mı düşünüyor? Onu olabilir mi? Yani. Cenab-ı Hak kalp diyor. Ben sanıyorum beyin de kulak gibi, göz gibi bunların, bu verilerin giriş yaptığı, toplandığı, harmanlandığı sonra anlam olarak veya tam data haline geldikten sonra kalbe yollanıyor. Bu da yani nasıl kulak araçsa o da araç gibi. Yahut kalp dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bizim kalp dediğimiz organı daha metafizik boyutta başka bir anlamla mı söylüyor? Bilmiyorum ki. Belki de Allah'a iman etmeyenler hayvanlar gibidir. Demek ki Cenab-ı Hak imanla alakalı. İman olmayınca kalbi insan kalbine çıkarır. Yani. Hakkı görmeyen kalp de kalp sayılır. Evet. Dolayısıyla başka bir yerlerde hocam şey değil. Görmeyen göz değildir, görmeyen kulak değildir, kalplerdir. فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Gözler körelmez, körelen göğüslerde olan kalplerdir. Bak şimdi bu ayeti düşün, göğüslerdeki kalpler diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu kalp merkezli ve o dediğimiz kalp de o göğüsteki kalp ve en azından göğüste olduğu yani kafatasının içerisinde falan değil de başka nerede var? Yunus suresi 74. ayet. Thumma ba, bakın bu ayetin sonu da kezalike diye bitiyor. Kezalike natba'u ala kulubil mu'tedin. Haddi aşanların kalplerini işte biz böyle tab ediyoruz. Gidip ayetin birinde tab etmeyi gördüğünde Cenab-ı Hak işte sıradan hoşlanmadıklarını veya rastgele, randomize böyle kötü kader yazdıklarının kalplerini mühürlüyor, imandan yoksun bırakıyor gibi düşünme. Allah kimlerin kalplerini mühürlediğini bak ayetlerde uzun uzun anlatıyor. Bu ayetin sonu da aynı. İşte biz böyle tab ediyoruz diyor. Kimlermiş onlar? ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا Sonra peşi sıra elçiler gönderdik. اِلَى قَوْمِهِمْ Onların kavimlerine فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Onlara apaçık beyinat ile geldiler. Demin ki ayette de bu vardı. Beyinatın getirilip ulaştırılması. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ Öncesinde yalanladıklarını sonrasında inanacak değillerdi. Öncesinde yalanladıklarını sonrasında da iman etmediler.
Çünkü öncesinde de akleden kalpleri, gören gözleri, duyan kulakları vardı ve Allah ayetlerini onlara ulaştırıyordu. Akletmekten uzak durup pisliğe yöneldiler. Allah elçiyle son kez uyardı ama yine aynı alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını Yaradan'a karşı sürdürdüler. Bu inattır ki onları tab olunmaya, kalplerinin tab edilmesine, mühürlenmesine yol açtı. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürlüyoruz. Kezalik, demin ki okuduğumuz ayete o kadar benzer ki bu ayet. Nahl suresinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ İşte onlardır Allah'ın kalplerini tab ettiği, وَسَمَّعِهِمْ ve işitmelerini, وَأَبْصَارِهِمْ ve görmelerini, وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Ve işte onlardır artık gafiller ve onlardır gafiller. Nahl suresi muhtemelen öncesinde bunları tanımladığı bir ayet var. Rum suresinde كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ İlim yapmayanların işte Allah kalplerini böyle mühürler. La ya'lemun. İlim yapmayanların kalplerini işte Allah böyle mühürler. Bu da öncesiyle birlikte ele alınmalı. Rum suresinde. Dikkat ederseniz kalpleri mühürlenme ayetleri, tab edilme ayetleri hep işte böylelerinin, işte böyle yapanların, işte Allah, yani hep gerekçesiyle birlikte. Niçin, neden? Misaklarını naksettiler. De Allah onların kalplerini şey yaptı. Hep bireylerin davranış ve yaklaşımlarının, tercihlerinin sonucunda Cenab-ı Hakk'ın onlara yaşattığı bir akıbet. Gafir suresi, bakınız Gafir suresinin de sonu كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ İşte Allah her mütekebbir, cebbar kalbin üzerini böyle tab eder. Nasıl tab edermiş? Onlar ki اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ فِي اَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleriyle çatışıyorlar, savaşıyorlar. بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Kendilerine ulaşan hiçbir argüman yok ellerinde. Allah'ın ayetleriyle savaşıyorlar, ellerinde hiçbir delil yok. Apaçık delillerle çatışıyorlar. Kendilerini destekleyen, tezlerini destekleyen ellerinde hiçbir delil yok. كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ Allah katında ne büyük bir çirkeflik bu. Ve müminler katında da ne kadar vahim bir çarpıklık, aykırı bir durum. İşte Allah كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ İşte Allah cebbar, inatkar, kas katı, mütekebbir, müstekbir, büyüklenen her kalbin üzerine işte Allah böyle tab ediyor, böyle mühürlüyor. Sanma ki rastgele mühürlüyor. Ondan sonra mühürlenenler bir türlü o mühürün içerisinden çıkamıyorlar. Çıkamadıkları için de imansız kalıp öylece ölüp gidiyorlar. Bazıları böyle tasavvur ediyor. Allah baştan mühürlemiş. O bir türlü o mühürü kıramıyor. Garibim. Allah'ın ayetlerine yönelse de, uğraşsa da, didinse de Allah'ın ona o yazdığı, ne bileyim, tab ettiği, geçirdiği şeyden sıyrılamadığı için çaresiz bir şekilde cehenneme gidiyor. Öyle mi oluyor yoksa Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi mi oluyor? Bireyler mi Cenab-ı Hakk'ın olanca anlatımlarına, ısrarına, rahmetine, esirgeyişine rağmen inatla karşı durup, karşı gelip, istikbar ile büyüklenip, savaşıp hatta Allah'ın ayetleriyle böylece kalplerinin mühürlenmesine, katılaşmasına, kulak ve gözlerinin mühürlenmesine yol açıyorlar. Muhammed suresinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ İşte Allah'ın kalplerini tab ettileri bunlardır. Bu da deminki gibi, kezalike gibi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ Onlardan seni dinleyenler de var. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ Senin yanından çıkınca onlar قَالُوا لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ İlim verilenlere diyorlar ki مَذَا قَالَ آنِفَ Demin ne söyledi? Bunu istihza ile, yani biz hiçbir şey anlamadık. Ne anlatıyordu o? Duyarsızlıklarını, ilgisizliklerini biraz da ironik dalga geçerek. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ İşte Allah'ın kalplerini tab ettikleri bunlardır. وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ Hevalarının peşinde giden, arzularını tanrılara edinmiş kimseler. Ve son olarak Münafıkun suresinde ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوا Çünkü onlar iman ettiler.
ثم كفروا sonra küfrettiler, yok saydılar. فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Bu sürecin, bu döngünün sonunda kaç kere tekrarlandıysa Allah onların kalplerini mühürledi. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Artık onlar fıkh etmiyorlar. Bazı böyle ümitsiz anlatıp anlatıp karşılığında tek bir refleks, tek bir reaksiyon, ses alamadığınız insanlar, onları gördüğümüz zaman herhalde böyle bir şey mi acaba diye insanın aklına geliyor. Yani bu kadar duyarsız insan olabilir mi? Bu kadar insan hakikate karşı, gerçeğe karşı kapalı olabilir mi? Bu kadar açık hakikatleri tek kalemde silip yok sayabilir mi? Dediğimiz yerde acaba bu adam bundan önce Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bunca imkanı tüketmiş de Allah artık kapatmış mı diye düşünüveriyor insan. Aklından geçiyor. Bunu hükme bağlamaya, böyle olduğunu sanmaya, kanaat getirmeye ne hakkımız var ne üstümüze vazife ama ne de böyle düşünüp anlatmaktan vazgeçmeye hakkımız var. Çünkü bu ayetler bizleri tehdit ediyor. Başkalarını yargılamamız için söylenmiş değil bize. Müfessirin ayetle ilgili tefsirine geçiyorum. وَبِأَخْذِ الْمِيثَاقِ Misakın alınmasıyla birlikte الْغَلِيذِ galiz misakın alınmasıyla birlikte aleyhim onların aleyhine فَنَبَذُوهُ وَرَأَضُهُمْ arkalarını arttılar. وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yok saydılar. وَقَتَلُوا رُسُلَهُ daha ileri gidip elçilerini katlettiler. بِغَيْرِ حَقِّنْ haksız yere. وَمِنْ قَوْلِهِمْ ve onların yine kendi sözlerinden اِنَّهُمْ قَتَلُوا الْمَس۪يحَ عِيْسَى وَصَلَبُوهُ Bu uçmuş başka ayetlere geçti. Fesirin bu ayetle ilgili bir sonraki ayete geçti. Evet. Peki o zaman biz ayetin kırık mealine geçelim. Koşullarla. Dış dünyayla. Ama yine kendi şeyleri dolayısıyla. Aynı. Bir ayet-i ilahi ve yaktulûne nebiyyine ve gayri hakkın. Söylediğiniz yok hocam, katam Allah'ım diye başlayan ayetlerde fakat ne şey önce tanımlamıyor. Bu ayette de inerlerden hep yapar diye başlayan ayette kafirlerin senden nasıl uyan sana birdir deyip suçlarını saymıyor bu Daba'an ayetindeki gibi. Direkt başlıyor katam Allah'ım ala kulluğu. Daba'da dediğiniz gibi önce suçlarını yani sebebi ortaya koyuyor Cenab-ı Hak. Sonra Allah'ına mühür vurmuş. Sanki o fark biraz şey yapıyor. Kaç tane yerde var ki hatemeler? Bakalım. 3 yerde var. Hatem. Hı hı. Bakara suresinin girişinde var. Öncesinde şey yok mesela. Onlar şöyle yaptı, böyle yaptı. Sonra böyle yaptı. Yok, var. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْدَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Bu onların ne kadar inatkar olduğunu anlatan bir ayet-i kerime. Uyarsan da uyarmasan da, ikaz etsen de etmesen de iman edecek değildir. لَا يُؤْمِنُونَ Onların iman etmeyişleri. لَا يُؤْمِنُونَ iman etmez. Yani şöyle düşün, diyor ki sen güneşi ona anlatsan da anlatmasan da bu kabul edecek değil. Yani bizde var ya en zoru kabul etmeyecek olana bir şeyi anlatmak. Çünkü o zaten kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Yani Hz. Musa'ya "Len nu'mine leke hatta narallaha cehra" demeleri gibi. Dolayısıyla o kendisini buna koşullandırdığından Cenab-ı Hak elçiye şu anki senin
anlatımın yahut anlatmaman onun açısından hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü o kendisini iman etmeme üzerine kararlaştırmış. Öncesindeki ayetleri de aynı şekilde yok saydı senin uyarından önce. Senin ilaveten yaptığın bu uyarıları da önceki ayetleri yok saydığı gibi yok saymaya hazır. Dolayısıyla bir fayda getirmeyecek. Niye? Çünkü onun tercihi böyle sürdüğü sürece bu onun ne denli ısrarcı, ne denli inatçı, ne denli pozisyonunda kararlı olduğunu ifade eden bir şey. Küfürde inatçı olmalı. Küfürde evet. 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 Yani. En'am suresinde قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنَ خَدَ اللّٰهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ de ki bir düşün bakalım bir ihtimalle Allah sizin sem'inizi alsa, işitmenizi kaldırsa وَأَبْصَارَكُمْ ve basiretlerinizi, görmelerinizi, görme yeteneklerinizi kaldırsa وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ve kalplerinizi mühürlese مَنْ اِلَٰهُنْ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِ hangi ilahmış ki Allah'tan gayrı size bunu getirecek? Bu yani قُلْ اَرَيْتُ مِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ayeti gibi. Allah güneşi tepenize geçirse, gündüzü üzerinize dikse, varsayım ile. Bir üç, sonuncu yer neredeymiş? اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ arzularını ilah edinmiş adamı gördün mü? وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ bir ilim üzere Allah'ın kendisini saptırdığı, nedensiz, sebepsiz, anlamsız, şey değil böyle, rastgele falan değil. İlim. وَخَتَمَ عَلَى سَمَهِ ve kalbin ve işitmesine mühür vurduğu ve kalbihi ve kalbine وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَ ve basiretine de perde çektiği فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ kimmiş onu artık Allah'tan gayrı ona hidayet edecek olan? Cenab-ı Hak bir taraftan böyle olan adamın halini, ahvalini, nedenli hakka karşı kör, sağır, inatkar oluşunu ve mühür yiyişini anlatıyor. Aynı ayetin içerisinde de dönüp bize aranızda ben böyle adamları da hidayete getiriyorum, ben böylelerini de bir şey yapabilirim. Şey yapanlara, yani tokadın ön yüzü onlara vuruyorsa böyle geri boşalırken de bu taraftan birkaç kişinin suratına düşüyor. فَمَنْ يَهْد۪يهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ kimmiş Allah'tan başka ona hidayet edecek olan? اَفَلَا تَدَكَّرُونَ Câthiye suresi 23. ayet. Döndüm şimdi, nereye dönüyorum? Kırık meale dönüyorum. Kalp, göz hepsi vardı. Tabağdakilerle aynıydı. Yani hani bunu sadece kalbe kullanmış. O demin tabağalardan bir tanesinde de vardı. Kalp ve gözü de ayrıca tab ettiği vardı. Ayrı ayrı da vardı. Evet, matbaa aynı oradan geliyor. Tab etme. Yani kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. İşledikleri kalplerini lekeleyip duruyordu. O kalp lekelene lekelene bir mahiyet kazanıyor artık. O pislikle veya o eylemle, o davranışla, o küfürle neyse dolup taşıyor. Artık bir noktadan sonra düğüm atılıyor onun üzerine o haliyle. Böyle bir karakterinin bu olduğuna dair, tercihlerinin, yaklaşımlarının bu olduğuna dair. Ama öncesinde kişi var yani. Kişi ve kişinin davranışları. Onu göz ardı ettiğinizde Cenab-ı Hak dıştan insanları damgalayan, istediği bir biçimde onlara kimine iyi akıbet takdir eden, kimine kötü
bu bakımdan da sorumsuz. Olur mu? Cenab-ı Hak el-Hakim diyor ben. Yani tabi sen Allah'ın burada sorumsuzluğunu, her istediğini yaparı vurguladıkça farkında değilsin. El-Hakim olan Cenab-ı Hakk'ı anlamsız işler yapan, mesnetsiz, arkasında bir hikmetin bulunmadığı, saçma sapan işler gibi tarif ediyorsun. Güya onun fe'alun lima yurid olduğunu anlamaya çalışırken, iyi de aynı Cenab-ı Hak ben el-Hakimim diyor. Onu da göz ardı etme. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْ veya فَبِمَا نَقْضِهِمْ sadece alalım. مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمْ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ Ben yine de bunun kalplerimiz temiz söylemi var ya, onun gibi bir şey olabileceği ihtimalini hala düşünüyorum. Kulubuna gulfun, yani iyi yönde bir iddia olabileceğini. Kulubuna gulfun, yani bizim kalplerimiz temiz gibi, ona benzer bir şey olabilir hala. Bel taba'allahu aleyha bi kufrihim. Ya taba'a ile birlikte alalım. Bel taba'a Allahu aleyha, yani onların kalpleri üzerine. Bi kufrihim fela yu'minuna illa qalila. Yani bizim kalbimiz Allah'ın şeyiyle dolu manasında söylüyorlar. Yani bizim kalbimiz Allah'ın irfanıyla dolu, marifetiyle dolu. Yani söz biraz oraya buraya çekilebilecek türden bir söz, orijinal bir söz olmalı ki Cenab-ı Hak böyle dediler diye, kulubuna gulfun diye söylüyor. Sözün bir orijinalitesi vardır. Belki bir yönüyle o anlama geliyordur. Yani bir yönüyle de tam tersi. Gıcıksan eğer içten tersine de anlayabilirsin. Yani bunu söyleyen kişi de böyle düşünmüş olabilir. Canı isterse böyle de anlasın, rahatsız olsun. Ama üzerime gelecek olursa ben diyeyim ki ya ben böyle demek istedim. Böyle iyi yöne de çekilebilen, kötü yöne de çekilebilen, böyle evet, istihza dolu, iki yönlü. Hani neresinden anlarsan anla tarzı yaklaşımlar vardır ya, bu da öyle bir gıcık bir şey olabilir. Ne dinden, imandan görünürde ediyordur onları, ama görünürde peygamber onlara soracak olsa, ya kalplerimiz kılıf
dedik, iman dolu demek istiyoruz falan. Zaten iman dolu. Peygamberden başka yerde olunca kalplerimiz kapalı manasında. Ya daha değişik, bilemiyorum. Ama Kur'an'da iki kez geçiyor bu. Cenab-ı Hak onların bu sözü üzerine hemen ağır bir lanetten söz ediyor onların aleyhine. فَبِمَا نَقْدِهِمْ F var girişte. Derken veya sonrasında onların nakzetmesi dolayısıyla nakzetmek nakzetmek aykırı davranmak, delmek, tenakuz, misaka uyumlu davranışlar sergilemekten vazgeçmek, ahdi bozmak gibi bir şey. Nakzetmek Türkçe'de var ama senin bu o dediğin bunu nakzediyor dedikleri zaman, yani senin o dediğin buna aykırı düşüyor anlamında kullanıyorlar. Şimdi cevabı var mı diye bakıyorum. Ayetin sonunda bunun bir cevabı yok. Bir misakihim. Aynı bir burada devam ediyor diye mi düşündün? Bu da onun devamında geliyor. Sanki araya bir cümle girmiş o ayet. Hmm. İhtiyar pekimden sonra araya bir cümle girmiş. Sonra buradan devam ediyormuş gibi. Bu kaldırmasınız. Bu sonraki ayette de devam edecek. Ve bi kufrihim ve kavlihim ala Meryem buhtanen azima. Evet. Onların hepsi yukarıdaki bimaya, bimithakihime dönerse o zaman bunların hepsini Tur'un yükseltilmesi olayıyla bir şekilde ilişkili olması icap eder. Eğer oraya dönüyorsa, ki bunun cevabında bir şey olmadığına göre devamında cevap var mı? O bi kufrihim ve kavlihim ala Meryem buhtanen azima ve akhzihimur riba. Bak devam ediyor. Hala mecrur. Ve akhzihimur riba ve aklihim amvalen nasi bil batili. Ondan sonra وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Evet, bu mecrurluk devam ediyor. Buradaki müfessir araya parantez içinde kendisi bir şey yerleştirmiş. O da demiş ki biz de kendilerine lanet ettik. Halbuki ayet böyle cevabı oymuş gibi. Cevabı oymuş gibi parantez içerisinde demiş. Halbuki ayette önünde sonunda böyle bir şey var. Evet. Bakalım yani ayetler kümesi içerisindeyiz. Belki fotoğrafı tümüyle gördüğümüzde o ilişkiyi kurabiliriz. Sonrasında onların nakzetmesi dolayısıyla فَبِمَا نَقْدِهِمْ. Ama burada bir de F var girişte. وَبِمَا نَقْدِهِمْ değil. Ve olsaydı senin dediğin tam mıknatıs gibi yapışırdı yukarıya. Ama F. Sonrasında yine nakzetmeleri dolayısıyla gibi. Yani açtı arayı. Bu fe ciddi ayırırsa o da var. Onu da düşünmek lazım. Sonrasında onların naksetmesi dolayısıyla febimâ nakdihim mithâkahum misaklarını ve kufrihim ve yok saymaları bi ayatillahi Allah'ın ayetlerini, yani ve yok saymaları dolayısıyla girişteki bimaya geri dönüyor. Ve katlihim ve
katletmeleri dolayısıyla kimleri? El-Enbiya'a. Peygamberleri bi-gayri hakkın. Haksız olarak, haksız bir biçimde, hak olmaksızın. Ve kavlihim, ve demeleri dolayısıyla, ne demeleri? Kulubuna gulfun, kalplerimiz kılıflıdır. Bel taba'allahu, bilakis mühürlemiştir Allahu, Allah aleyha, onların üzerini. Bir de bizde kalbi mühürlenmek diye geçip gidiyoruz. Arapçadaki ifadesinde Cenab-ı Hak onu kalbin üzerini mühürlemek olarak söylüyor. Khatamallahu ala kulubim, üzerini mühürledi. Burada da khatam taba'allahu aleyha, üzerlerini tab etti. Ya kapattı artık, dıştan yapılan bir müdahaleyi hissettiriyor. Onların aleyha bel taba'allahu bilakis, mühürlemiştir Allah onların üzerini, yani kalplerin üzerine. Onlar kalplere dönecek ama umarım kişilere döndürmezler. Bi kufrihim, yok saymaları dolayısıyla, küfürleri dolayısıyla. Fela yu'minuna illa qalila. Artık iman etmezler veya dolayısıyla iman etmiyorlar. İlla qalilan, azıcık hariç. Hocam sondaki ifade azıcık hariç. Şimdi ayette son Rabbe'ye gelmiş diye anlıyorum ben. Kalpler mühürlendi. Peki bu azıcık hariç? Hala azıcık iman edebiliyorlar demek ki. İmanların az olduğunu. Yani başka ihtimal, onların içinden azıcık, az bir zümre hariç, az kimseler hariç iman etmezler. Öyle de az da olsa iman kırıntısı var. Bu mu anlaşılıyor? Yani bizim bu yazdığımız biçiminde öyle, ama bu ayetin bu ifadesini onlardan az kimse hariç iman etmezler biçimde anlamak da mümkün. Evet, öyle mümkün olacağı ama çok da tutarlı olmuyor sanki. Öyle bana da tutarlı gelmiyor öyle. Çünkü şeyden kopuyor. Onları konuşmuyoruz ki. Evet. Biz bu davranışta bulunanların durumunu konuşuyoruz. Başkalarını konuşmuyoruz. Demek ki bu halde bile yine iman kırıntıları içlerinde gezini veriyor. Demin ben söyledim ya, müşrikler putlara tapıyorlardı. Ama yaşamları içerisinde Cenab-ı Hak sahne anlatıyor. Diyor, denizde giderken işte şu sıkıntıyla kaldıklarında Rablerine dönüp dini yalnız ona tahsis ederek bütün en orijinal şekliyle Allah'a yalvarıp dua edip iman edip, ya iman, o hal iman zaten, iman etmesine gerek yok, o haliyle tepeden tırnağa iman zaten adam. İhlas ile Cenab-ı Hakk'ı çağırıyor. Dolayısıyla bir biçimde kul yaşamı içerisinde her halükarda, yani aman Tanrım derken bile bir iman kırıntısıyla onu söylüyor. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'afu anna veğfir lana verhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.